Merhabalar, ben mali müşavir Güven Ayyıldız. Bugün ARGE tasarım merkezleri, tekmer işletmeleri ile teknokentlerin vergi avantajları nelerdir? Bu konunun üzerinde duracağız. Türkiye'de ARGE mevzuatını düzenleyen iki ayrı kanunumuz bulunmaktadır. İlk kanunumuz 26 Haziran 2001 tarihinde kabul edilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'dur. İkinci kanunumuz da 28 Şubat 2008 tarihli Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında kanundur. Her iki kanunun da işletmeler için çeşitli indirim ve istisnaları bulunmaktadır. ARGE tasarım merkezleri, tekmer işletmeleri ile teknokentlerin vergi avantajları nelerdir? Gelin kısaca bunlara da bir bakalım. Öncelikle teknopark süreçleri nelerdir? İşletmeler için hangi avantajlar var? Bunlara kısaca bir bakalım. Teknopark'ta bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri Teknopark kazanç istisnasından yararlanırlar. İstisna uygulamasından tam ve dar mükellef ayrımı gözetilmeksizin bölgede yer alan tüm mükellefler eksiksiz yararlanabilirler. Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmelerin sadece bu bölgedeki ARGE, yazılım ve tasarım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31-12-2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Teknoparklardaki kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak için 3 şartın yerine getirilmesi gerekir. Birinci şart, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi gerekir. İkinci şart, kazancın sadece teknokentlerdeki ARGE, yazılım ve tasarıma dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden olmasıdır. Son ve üçüncü şart ise bölge içi ve bölge dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayrımının sağlıklı bir şekilde yapılması gerekir. Teknokent'te geliştirilen ürün ve yazılımların satış kazançları üzerinden kurumlar vergisi alınmıyor. Yani teknokent firmaları kurumlar vergisinin dışında kalıyor. Şirketler teknokent'te çalıştırdıkları personel için gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi istisnası da uygulanmaktadır. Şöyle düşünün, teknokentte yer alırsanız çalışanınızın ücret stopajı ve damga vergisi şirketin kasasında kalacaktır. Teknokentlerde kullanılmak için ithal edilen eşyalardan gümrük vergisi de alınmamaktadır. Bölgede çalışan personelin SGK işveren prim payının yarısı hazine tarafından karşılanmaktadır. Yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Böylece çalışanınıza ait ücretin yaklaşık %10'luk kısmı yine devlet tarafından karşılanacaktır. Makine ve teçhizat alımlarınızda ise KDV ödemeden almanız mümkündür. Teknokent'te geliştirilen yazılımların satışı için de KDV hesaplanmıyor ve faturada KDV yer almıyor. Mali avantajlar bu saydıklarımızla da bitmiyor. Teknokent'te çalıştırılan belli bölümlerden mezun personel ile doktor öğrencisi personelin maaşı da devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca Teknokent'teki ARGE projeniz için TÜBİTAK veya KOSGEB'ten hibe alabilir ve bu hibeler için vergi de ödemeyebilirsiniz. Gelelim ikinci önemli konumuz olan 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanunumuza. 5746 sayılı kanundan yararlanmak için ulusal veya uluslararası fonlardan destekli bir projeniz varsa 5746 sayılı kanundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca Sanayi Bakanlığımızca onay verilmiş ARGE ve tasarım merkezimiz doğrudan 5746 sayılı kanuna tabidir. Son olarak sayısı giderek artan tekmerlerde bulunan işletmelerimiz de 5746 sayılı kanunun sağlamış olduğu indirim ve istisnalardan yararlanabilirler. Peki bu indirim ve istisnalar nelerdir? Kısaca onlara da bir bakalım. Tekmer işletmeleriyle ARGE tasarım merkezlerinin 5746 sayılı kanuna tabi olduğunu söyledik. 5746 sayılı kanundan sağlanan indirim ve istisnalarımızı sırasıyla şöyle ifade edebiliriz. Proje çalışanlarının ücretlerinde gelir vergisi oransal olarak ödenmemektedir. SGK prim teşviki ile çalışanın SGK priminde işveren prim payı devlet tarafından karşılanmaktadır. Tekmer işletmeleri ve ARGE tasarım merkezleri için sağlanan bir diğer istisna da damga vergisi istisnasıdır. Projeniz ile ilgili olmak şartıyla gümrük vergisi istisnası da uygulanacaktır. TÜBİTAK ve KOSGEB hibeleri tekel işletmeleriyle ARGE tasarım merkezleri için de aynen uygulanmaktadır. 5746 sayılı ARGE kanundan yararlanan bu işletmeler için teknokentlerdeki kurumlar vergisi istisnasıyla yazılımlardaki KDV istisnası yerine ARGE ve tasarım indirimi geçerlidir.
Ar-Ge veya tasarım indirimine göre 100 liralık Ar-Ge harcaması 200 lira şeklinde gider yazılıyor ve önemli bir avantaj yaratılıyor. Ar-Ge tasarım merkezleri ayrıca makine ve teçhizat alımları için KDV ödemiyor. Belli bölümlerden mezun personel için de hibe alabiliyorlar. Tekmerlerde ise makine ve teçhizat alımları için KDV istisnası henüz uygulanmıyor. Ayrıca belli bölümlerden mezun personel için hibe uygulaması halihazırda uygulanmamaktadır. Görüşmek dileğiyle.